Girişiminin ardından başlatılan FETÖ operasyonlarında arama yapılan evlerden çıkan 1 dolarlar tedirginlik yarattı. Vatandaşlar da ellerindeki 1 dolarlarla soluğu döviz bürolarında aldı. Bunlar demek ki bir şifreymiş herhalde. Normalde mesela haftada 100 tane, 200 tane gelir. Günde geliyor şimdi o kadar. FETÖ üyelerinin hepsinde 1 dolarlık banknot çıkınca piyasada da endişe başladı. Elinde 1 doları olan bozdurmaya başladı. Döviz büroları geçmişte bir haftada topladıkları 1 dolarlık banknotları bir günde toplamaya başladı. Türk parasına çevirdiniz. 1 dolar var mıydı? Var, biraz var bulunuyordu. O lekeyi üzerime almamam için geldim, hemen bozdurdum onları. Bu ülkeye ihanet eden gerisindeki bıraktığı kişileri, onların psikolojisini şu anda yaşıyorum. Darbe girişiminin ardından birçok subayın ceplerinden, dolaplarından F yazılı bu 1 dolarlardan çıkmıştı. İşte bu durum birçok yerde tedirginliğe neden oldu. Çünkü darbe girişiminden daha 12-13 gün geçti ama elinde 1 dolar olanlar şimdi bunları elden çıkarmanın derdine düştü. Fethullahçı terör örgütüne yönelik operasyonlarda en dikkat çeken ayrıntılardan biriydi. Örgüt üyelerinin hepsinin evinde ya da cebinde 1 dolarlık banknotlar çıktı. Bozuk para olarak ayırmış şeye giderken, havaalanına giderken bir şey falan gerekiyor ya. 1 dolar gerekiyor oradaki havaalanında araba almak için. Ekipler çok geçmeden o dolarların şifrelerini çözdü. Banknotlardaki harfler bir grubu ya da sözde rütbeyi simgeliyordu. Terör örgütünün üst kademesindekiler üzerinde F harfi olan 1 dolarlık banknotlar taşıyordu. Şu elimizdeki F. Birileri getiriyor. Aynen öyle. Ama tabii biz bunu haberlerde konu olduktan sonra elimize alıp dikkatlice incelemeye başladık. Ama tabii bunlar seri numarası. Tabii ki aynen öyle. Yok aynen öyle. Onlar tabii kendi aralarında anladığım kadarıyla mesajlaşmışlar. Aslında piyasadaki tüm F serisi banknotlar böyle bir ilişkiye işaret etmiyor. Çünkü uzmanlara göre Amerika'nın dünya genelindeki para dolaşımı çok fazla. Ancak yine de düğün için ya da yurt dışına gitmek isteyenlerin sıkça aldığı 1 dolarları döviz bürolarına getirenlerin sayısı arttı. İnsanlarda korku oluyor. Elinde 1 dolar olduğu zaman, üzerinde bulunduğu zaman korku endişe içerisinde yaratıyor tabii ki. Dolarlara şüpheyle bakmaya başladık artık. 1 doları da şey yapmaya, yani üstümüzde bulundurmaya da korkuyoruz. Bir tane düğün hatırası olarak sakladım. Sadece bir tane yaptırmıştım. Onu da düğünümde kullandım Antalya'da. Başka da yaptırmadım yani. Vatandaşlarımızın müşteri olması lazım. Herkesin cebindeki F bandrolü 1 dolarla bu işe suç ortağı olduğunun göstergesi değildir.